Herkese merhaba, ben Zeynep. Bugün size Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden bahsedeceğim. Ben de Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Bu üniversitede okuyorum. Daha doğrusu 2. sınıf bitti, 3. sınıfa geçeceğim. Bu konuyla ilgili herhangi bir video göremedim. O yüzden üniversitemizi ve bu bölümü yeni tercih edecek arkadaşlara kısa bir bilgilendirme videosu olsun dedim. Tabii ne kadar kısa olur şu an bilmiyorum ama. Piri Reis Üniversitesi'nin iyi yanları ve kötü yanları olarak ayırmayı düşünüyorum. Tabii kendi fakültemiz adına bunlardan bahsedeceğim. Zaten tanıtım videolarında baktıysanız ya da okula geldiyseniz okulumuz çok güzel. Ben evime yakın bir okul tercih etmek istiyordum. Daha önce de bir üniversite okudum. Şehir dışındaydım. Bu sefer evimden gidip gelmek istiyorum dedim. Birkaç okul gezdim. Bu okula girdim. Okulun bahçesini, sahil kenarında olduğunu, okulun içini vesaire görünce zaten okula aşık oldum dedim. Tamam, burası benlik. Evime de çok yakın. En yakın burasıydı. Bir de deniz hukuku alanında hukukçular yetiştirmeyi düşündüğü için bu da bana cazip geldi. Az sayıda kişi deniz hukukunda uzmanlaşmayı tercih ediyor. Daha sonra akademik kadrosuna baktığımda hocalar çok iyiydi. Akademik özgeçmişleri hepsinden çok iyiydi. Okula başladıktan sonra da gerçekten hocalarımın hepsine hayran oldum. Şimdi birinci sınıftan bahsedecek olursam kendi adıma ben çok zorlandım. Yani çevremdeki arkadaşlarım da zorlandı. Çünkü hiçbir şey bilmediğimizi fark ettik. Bazen hocalarımız sanki bunları biliyormuşuz gibi anlatmaya da başlayabiliyorlar ama hukuk bilgimiz sıfır. Buna dair daha önce okumalar yapmadıysanız, bir merakınız yoksa çok yabancılık çekiyorsunuz. Örneğin anayasa hukukunda ikinci dönem AA ile vermiştim ama ilk dönem kötüydü. Çünkü dediğim gibi daha yeni duyduğum çok fazla kavram vardı. Bir de her hocanın sınav stili biraz farklı oluyor. Onu çözmeniz biraz zor olabiliyor. İşte hocaların nasıl cevapları istediğinden emin olamıyorsunuz. Bazen çok uzun uzun yazıyorsunuz. Hoca diyor ki hayır ben bu kadar uzun cevapları istemiyorum. Benim sorduğum sorunun cevabını verin sadece diyor. Kimi diyor ki hayır ben sizin neleri bildiğinizi görmeliyim. Bildiğiniz her şeyi yazın. Ama özellikle istediğim cevabı da içinde vermiş olmalısınız. Ya da belli anahtar kelimeleri arıyorum diyor. Yani her hocanın istediği farklı oluyor. Kimi uzun yazınca puan kırıyor, kimi kısa yazınca puan kırıyor. Bunu öğrenmeniz biraz zor oluyor. O yüzden ilk dönem biraz zorlanabilirsiniz. Ben zorlandım. Sonradan final sınavlarında bile hocaları çözdüğümüz için artık biraz daha kolay gelmeye başladı. Okuma yapmaya alışmak da zor. Eğer çok fazla kitap okuyan biri değilseniz sizi başta zorlayabilir ama alışıyorsunuz, alışmak zorundasınız. Alışınca zaten sınavlarınız da iyi geçiyor. Çünkü sürekli okuma yapmak, doktrinleri araştırmak gerekiyor. Bizim şansımız mesela online'dı. Dersler kaydediliyordu. Hem derste dinliyorduk, not ediyorduk. Hem de istersek sonradan tekrar o dersi açıp dinleyebiliyordum. Hocamız da çok iyiydi. Hep bir tartışma havasında geçiyordu ders. Sene sonunda hocamızla son dersimizi işlerken hem bizim gözlerimizde oldu. Yani biz kötü olduk. Hocamız ayrılıyoruz diye. Çünkü ikinci sınıfta bize dersi yok. Diğer senelerde de olmayabilir. Son dersimizde yani onunla. O da aynı şekilde gözleri doldu. Vedalaştık derste falan. Sınıf olarak Gözde Hoca ile gerçekten enerjimiz çok iyiydi. Medeni hukuk dersinden bahsedecek olursam. Başak Hoca zaten bir tane. İkinci sınıfta da borçlar hukuku dersimize girdi. Şimdi üçüncü sınıfta tekrar girecek. Yani umuyorum ki o girer. Yine Başak Hoca'yla da enerjimizin çok tuttuğunu söyleyebilirim. Ders fazlasıyla bize sevdiren bir hoca. Tabii kolay bir ders değil. Borçlar hukuku da kolay değil. Hadi medeni belki bir nebze daha. Medeni hukukun ilk sınavında sınıf olarak çakıldık. Gerçek anlamda çok düşük notlar aldık. İşte hoca bizi çok güzel teselli etti. İşte kendisinin de ilk sınavında çok düşük bir not aldığını söyledi. 15 mi dedi, 35 mi dedi hatırlamıyorum. Ama işte çok çalışıp finalde çok daha yüksek bir not aldığını söyledi. Her konuda her zaman bizi çok güzel motive ediyor. Bence sevdiriyor. Kendisini de çok sevdiriyor, dersini de sevdiriyor. Derken benim adıma medeni hukuk dersi de çok güzel geçti. Onun haricinde işte farklı derslerimiz de var. Seçmeli derslerimiz ya da işte Roma hukuku, hukuk başlangıcı vesaire. Ama bunlar çok temel derslerdi zaten. Onların hocaları da çok iyiydi. Bülent Hoca zaten... Bülent Hoca'ya hayran olmamak mümkün değil. Yanlış hatırlamıyorsam 80 yaşında olması lazım. Dersini anlamakta bazen zorluk çekiyoruz. Roma hukukunda çok fazla Latince terim var. Roma hukuku değil, hocamızın anlattığı genel olarak tüm derslerde. Kendisinin yabancı dili iyi olduğu için ama biz bilmiyoruz. İşte bir Fransızca kelime kullanabiliyor, bir İngilizce kelime kullanabiliyor, Latince bir şey söyleyebiliyor vesaire. Bazen anlamadığımız zamanlar oluyor ama yine de kendisine çok saygı duyuyoruz. Saygı duymamak elde değil zaten. Çok değerli bir hoca. Nagihan hocamız da genel kamu hukukuna ve hukuk sosyolojisi ve felsefesi dersine girdi.
ders olarak en sevdiğim ders olabilir. Yani sevmeyen çok arkadaşım var ama ben genel olarak felsefeyi zaten sevdiğim için bu dersleri de çok sevdim. Hatta normalde ben özel hukuk alanında uzmanlaşmayı düşünüyorum ileride ama genel kamu hukukunu, hukuk sosyolojisi ve felsefesi dersini aldıktan sonra bir kamu hukukunda mı uzmanlaşsam acaba diye düşünmedim değil. Daha sonra Sinan Hoca var, ceza hukuku dersimize girdi. Seneye de ceza özeli ondan alacağız diye biliyorum. Aynı zamanda dekan yardımcısı. Ama biraz zor bir hoca. Bizi biraz zorluyor. O da haklı. Çok normal. Hatta son derslerinden birinde bize şöyle demişti. Evet, zorluyorum sizi. Evet, üzülüyorsunuz belki ama şu an üzülmeniz lazım ki ileride üzülmeyin. Hem siz üzülmeyin hem de başkalarını üzmeyin. Çok haklı. Sonuçta ileride biz hukuk mesleği icra edeceğiz. Ve insanların hayatını etkileyeceğiz. İleride geri dönülmez hatalar yapacağımızı şu anda zorlanalım. Ki ileride bu meslekleri iyi bir şekilde icra edebilelim. Bu konuda hak veriyorum. Ama bazen biraz insafsız olabiliyor. Neyse, buna videonun ikinci kısmında değinirim. Yani benim için ceza hukuku çok zor. Öncelikle şunu söyleyeyim, evet bunları söylüyorum falan ama ben ceza genel 1'den de ceza genel 2'den de kaldım. Keşke kalmasaydım ama kaldım. Bu da benden kaynaklı biraz. O sırada başka şeylerle de ilgilendim. Başka bir üniversite okumaya çalıştım. Vaktimi çok böldüm. İşte benim için kötü geçti. Şimdi seneye hem ceza genel hem ceza özeli 1'den alacağım. Umarım tekrar kalmam. Umarım bu sefer güzel notlarla geçerim. Tabii bu da benim elimde tamamen. Sonra işte uluslararası hukuku dersimiz vardı. Sevda hocamız giriyordu. Uluslararası hukukunun da çok önemli bir ders olduğunu düşünüyorum. Genel olarak hukuk fakültesinde okumasam bile her insanın bu konuda kendini geliştirmesi gerekiyor bence. Anayasa hukuku da öyle. Kesinlikle her vatandaşın özellikle bilmesi gereken şeyler var anayasa hukukunda. O yüzden hukuk fakültesi öğrencisi olun, olmayın. Bu konularda mutlaka kendinizi geliştirmeye çalışın. Sonra idari hukuku dersi var. Tek sevmediğim ders olabilir herhalde. Tek olmasa da işte en sevmediğim ders. En sevmediğim ders olabilir. Ya çok seven arkadaşlarım, bu derste çok keyif aldığını söyleyen arkadaşlarım da var. Ama ben hiç keyif alamıyorum. Hocasından da çok bahsetmek istemiyorum. Zaten bildiğim kadarıyla seneye üniversitemize devam etmeyecek. Başka bir üniversitenin hocasıydı. Bizim üniversitemize de idare hukuk derslerine giriyordu. Seneye olmayacak diye biliyorum. Çok fazla bahsetmek istemiyorum. Ben sadece idare hukukun dersini sevmiyorum, öyle söyleyeyim. Fakat siz keyif alabilirsiniz. O yüzden ön yargılı olmaya gerek yok. Sonra okulun başka bir güzel yanına gelecek olursak, okulun kendi havuzu var. Zaten daha çok Denizcilik Fakültesi öğrencileriyle beraber olduğumuz için işte havuzunu da kullanabiliyorsunuz. Kendi spor salonu var. Ben gitmiyorum ama spor salonunu düzenli olarak kullanan arkadaşlarım var ve memnun olduklarını söylüyorlar. Onun haricinde hukuk fakültesinde az öğrenci olduğu için bize değer verildiğini düşünüyorum. Çünkü diğer üniversitelere, devlet üniversitelerine baktığımız zaman 1000-1500 kişi aynı anda okuyor. Ama bizde her sınıf 80 kişi. İşte birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıflar 80 kişi. Bu da bizim yararımıza oluyor. Hocayla birebir iletişime geçebiliyoruz. İstediğimiz zaman gidip yanına konuşabiliyoruz, odasına gidebiliyoruz. Bu yüzden sınıfın az kişi olması bence güzel. Yine aynı şekilde sınıf az kişi olduğu için sınıfın çoğunluğunu da tanıyor oluyoruz. Bunun haricinde aklıma gelen başka bir şey yok. Eğer sorarsanız cevaplamaya çalışırım. Üniversitenin kötü yanlarına gelecek olursak, burası biraz daha uzun sürebilir sanırım. Çünkü üniversite çok yeni bir üniversite. Daha önce mezun vermemiş. Şu an 4. sınıfa geçecek arkadaşlarımız var. Onlar bu senenin sonunda mezun olacaklar. Yani ilk mezunları 2023'te verecek. Daha önce mezun vermediği için çok fazla eksiği var. Hani bu eksikler zamanla kapanır, belki bizden sonra gelen birkaç dönemde bunların hepsi düzelmiş olur. Ama biz maalesef bunların hepsinden muzdaribiz. Mesela en basitinden 2 senedir okuldayız ve bizim hala okul kartlarımız yok. Yani bir okul kartı çıkarmak bu kadar zor olmamalı bence. 2 senedir biz ya telefonumuzun öğrenci belgemizi açıyoruz, her girişte onu gösteriyoruz. Ya işte çıktısını alıyoruz, onu gösteriyoruz. En son rektöre sorduğumuzda işte iyi bir firmayla anlaştıklarını ama işte onların sürekli oyaladığını vesaire söyledi. Sözleşmeye feshetmek bu kadar mı zor? Yani 2 yıl boyunca feshedilemiyor mu sözleşme? Başka bir şirketle anlaşılamıyor mu? Yok, 2 yıldır biz öğrenci kartı bekliyoruz. Ben Medipol'e kaydoldum. 2 hafta olmadan benim öğrenci kartım elime geldi. Yani 2 yıldır bu üniversitedeyim. 2 yıldır elimde öğrenci kartı yok. Sonra sınav değerlendirme sisteminin ne olduğunu tam olarak çözebilmiş değiliz. Çan sistemi mi var yoksa
belli bir harf aralığı vardı. Hep ona göre mi veriyor hocalar? Kendi kafalarına göre mi veriyorlar? Emin olun biz de bilmiyoruz. Bence herkes kendi kafasına göre veriyor. Sınav yönetmeliğinin 31. maddesine baktığımızda orada açıklanan şeyin çan sistemi olduğunu düşünüyorum ben. Bu konuyla ilgili okula dilekçe de yazdım. Bu maddede sınıfın genel başarı düzeyi göz önünde bulundurularak harf aralığı belirlenir diyor. Yanlış hatırlamıyorsam işte bu tarz bir şey söyleniyordu. Buna baktığımız zaman bu şans sistemi. İşte bununla ilgili detaylı bir dilekçe de yazdım ama asla herhangi bir dönüş alamadım maalesef. Şans sistemi olsa en azından sınıfın ortalamasına göre gerçekten harf aralıkları belirlenecek. Bence bir sınavın zorluğu, kolaylığı neye göre belirlenir? Öğrencilerin aldığı nota göre belirlenir. Ya bir hocaya göre o sınav çok kolay olabilir. Ama biz bu kavramları yeni görüyoruz. Evet çalışıyoruz. Belki evet çalışmayanımız da var. Ama genel olarak biz ilk defa bu konuları görüyoruz. Elimizden geldiğinde çalışmaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Ama bütün sınıf düşük not alıyorsa bence bu sınav zordur yani. Tabii hocalarımıza göre böyle değil. Ceza hukuku dersinde mesela. İkinci dönem 57 kişi bütünleme sınavına girdik. Yani 57 kişinin o dersten kalmış olduğunu düşünün. Ve hocamız harf aralıklarını 1 puan bile düşürmedi. Ama mesela Başak Hoca bence en öğrenci dostu hocalardan biri. Her zaman sınıf ortalamasını dikkate alıyor. Geçme notunu ona göre düzenliyor. Uluslararası hukukunda da böyleydi. Alttan alacağımı düşündüğüm bir dersten geçtim. Çünkü sınıfın geneli zaten çok düşük almış ve zorlanmış sınavda. Ama dediğim gibi işte kimi hocamız sınıf ortalamasını hesaplıyor, harf aralıklarını düşürüyor, kimi düşürmüyor, kimi yukarı çekiyor. Ama bunu neye göre yaptıklarını bilmiyoruz. Biz kendi aramızda işte konuşup tahmini bir ortalama belirlemeye çalışıyoruz. İşte bu konuda okul şeffaf değil. Ben Kırklareli Üniversitesi'nde okurken de, Medipol Üniversitesi'nde işte okuyorken de sınıfın ortalamasını görebiliyorduk. Hatta Kırklareli Üniversitesi'nde standart sapmayı görüyorduk. Sınıfın işte genel başarı düzeyini, genel olarak kaç almışlar, kaçla AA geliyor, kaçla CC geliyor, işte kaçla FF geliyor, hepsini görebiliyorduk. İstanbul Üniversitesi'nde okurken de genel olarak bütün ortalamayı, bütün harf aralıklarına karşılık gelen notları görebiliyordum. Ama bizim üniversitemiz bu konuda maalesef sıkıntılı. Genel olarak sınıfın ortalamasını göremememiz, hocalarımızın harflendirme sisteminin neye göre yaptığını bilemememiz bu sistemin hiç şeffaf ve açık olmadığını gösteriyor. Bu da bence bir üniversiteye yakışmayan bir şey. Hele hukuk fakültesine hiç yakışmayan bir şey. Gelsin hocalar hangisi neye göre belirlemek istiyorsa belirlesin. Belli bir sistem olmalı ve bütün notlandırmalar o sisteme göre yapılmalı diye düşünüyorum. Yine idari hukuku dersinde mesela ilk dönemde notlarımız düşüktü. Hocamıza mail attık, dilekçe yazdık. İşte harf aralıklarında oynama yapabilir misiniz diye. Sınav notlarını girmiş olduğum için yapamam dedi. Peki dedik. Sonra ikinci dönem bu sefer sınav notlarını girmeden önce ben mail attım, arkadaşlarım mail attı. Asla bir dönüş yapmadı ve harf aralıklarında en ufak bir oynama yapmadı. Çoğu arkadaşım kaldı. Sonra bir diğer kötü yanına gelecek olursak. Diyelim ki ceza hukuku dersinden kaldınız. Dersi yaz okulunda almak istiyorsunuz. Burslu bir öğrencisiniz. Burslarınız yaz okulunda geçerli değil. Tam burslu da olsanız, %50 burslu da olsanız bursların hiçbiri yaz okulunda geçerli değil. Paşa paşa o parayı ödemeniz gerekiyor. Tamam, buna da okey. Yaz okulu isteğe bağlı, ödeyelim o zaman. Yaz okulu ücretleri çok yüksek. Çoğu vakıf üniversitesinin üstünde. Yani geçen sene kredi başına 2000 TL'ydi. Ceza hukuku dersinin 3 kredi olduğunu düşünürsek sadece 6000 TL'ye bir ders alabiliyordunuz. Zaten en fazla 10 kredilik ders alabiliyorsunuz. 10 kredilik ders alsanız 20.000 TL para ödeyeceksiniz yaz okuluna. Devletten almak istiyorum derseniz, devletten almak için önce kendi üniversitenize başvurmak, o parayı yatırmak zorundasınız. O parayı yatıracaksınız. Eğer 8 kişiden az başvuru varsa üniversite o dersi açmayacak. Siz tekrardan bir dilekçeyle üniversiteye başvuracaksınız ve siz başvurduktan 14 gün sonra parayı sizin hesabınıza yatıracağını söylüyor. Tamam, paranızı aldınız. Gidip bir devlet üniversitesine başvuracaksınız. Devlet üniversitesinden bu dersi alayım diyorsunuz. Alamıyorsunuz arkadaşlar, alamıyorsunuz. Ceza hukukunu, borçlar hukukunu ve idare hukukunu başka üniversiteden alamıyorsunuz. Çünkü bizim üniversitemiz, çok affedersiniz ama çok güzel bir çakallık yapmış. Gidip 1 saat uygulama saati koymuşlar. Şimdi dersler teorik ve uygulama olarak ayrılıyor. Hukuk fakültesinde çoğu derste uygulama diye bir şey yoktur yani.
Biz sağlıkçılar gibi vesaire laboratuvar ortamında herhangi bir ders almıyoruz. Ha burada uygulamadan kastınız pratikse, işte ceza hukuku pratiği, borçlar hukuku pratiği ise bunu zaten çoğu üniversite yapıyor. Çoğu üniversite değil, her hukuk fakültesi bunu yapıyor. Yani asla anlam veremediğim bir şey bu. Sizin başka bir üniversiteden yaz okulunda ders alabilmeniz için teorik, uygulama, kredi, AKTS bunların hepsinin uyması gerekiyor. Ama bizim üniversitemiz 1 saat uygulama koyduğu için başka üniversiteden alamıyoruz. Gidip başka üniversiteden almak istediğinde sana diyor ki hayır alamazsın. Benim üniversitemde 1 saat uygulama dersi var ama senin alacağın üniversitede yok. Maalesef paşa paşa seneye alttan alacaksın ya da tekrar yaz okuluna başvuracaksın. Benim üniversitemden alacaksın. Yani kendilerince çok güzel bir sistem oturtmuşlar. Ben bunun kesinlikle para tuzağı olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben oturdum. Ceza hukukundan ben de kaldığım için. Baktım bir sürü devlet üniversitesine, vakıf üniversitesine yok. Yok, yok yani. Uygulama saati yok. Bir Kadir Has'ta vardı. Kadir Has'ta uygulama saati koymuştu. Onun da ücreti bizimkiyle aynı. Hadi onu da geçtim. Tamam yine de alayım. Ücretini vereyim. Yine de alayım o dersi. 2 seneyi alttan almayayım. Kadir Has bizim yaz okulumuzdan neredeyse bir ay önce başlıyordu. Alamıyorum. Sen benim yaz okulu başvurularımı alıp bana geri dönene kadar diğer üniversiteler yaz okuluna çoktan başlamış. Ben nasıl alacağım? Sen bana şu üniversiteden alabilirsin, bu üniversiteden alabilirsin, bununla kredini uyuşuyor da demiyorsun. Neye göre alayım ben? Alamıyorsunuz yani. Çok güzel bir tuzak kurmuşlar önünüze. Her türlü kendi üniversiteden alacaksın. Ben bunun yapılmasının bir nedenini de erken mezun olmamızı istememelerine bağlıyorum. Çünkü erken mezun olursak yine ücretli okuyan arkadaşlar para ödeyemeyecekler oraya. Ödemediklerinde de okul için bu kötü olacak. Zaten bunu sağlamlaştırmak için ellerinden geleni de yapıyorlar. Mesela ben 2. sınıfın ilk döneminde üstten 2 ders aldım. Çakışmıyordu çok şükür, sadece 2 ders çakışmıyordu. O ikisini de aldım. İlk biz alabildik zaten üstten ders. Çünkü mesela 3. sınıfların daha üst bir sınıfı yok. Okulda 4. sınıf olmadığı için onlar üstten ders alamıyorlardı. Bizim üst sınıflarımız olduğu için biz çok şükür üstten ders alabildik. İşte dediğim gibi bu 2 dersi aldım. 2. dönem sınırım okul bunun farkına vardı. Ah ne yapalım ne yapalım. Nasıl ne yapalım da bu öğrenciler üstten ders almasın da erken mezun olmasın. Biz en iyisi bütün dersleri çakıştıralım. Bütün dersleri çakıştırdılar. Yani çakışmayan tek bir ders yoktu. Alamıyoruz, okula dilekçeler yazıyoruz, rektörle görüşüyoruz, dekanla görüşüyoruz. İşte hukuk fakültesi sekreteriyle görüşüyoruz. Bize diyorlar ki yapacak bir şey yok, sınav yönetmeliğinde yazıyor. Sınav yönetmeliğinde çakışan dersleri alamazsınız diyor, alamazsınız. Alamadık. Hiçbirimiz üstten ders alamadık. Seneye de umarım bunu yapmazlar, umarım üstten ders alabiliriz ama ben yine yapacaklarını düşünüyorum. Bunu da geçtik. Okulun bu seneki ücretlerinde fahiş bir arttırıma gittiler. %76'dan fazla, neredeyse %77 fiyat artışı oldu. İşte %50 okuyan arkadaşlar vesaire, bunların hepsi maddi durumu iyi olan kişilerden oluşmuyor. Orta seviyeli ailelerden gelen kişiler de var. İşte çalışarak bu taksidi ödeyen arkadaşlar da var. Okula kaydolurken okul ücreti ne kadardı hatırlamıyorum ama sanırım o zamanki hukuk fakültelerine göre, vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerine göre en uygun fiyatta bizim üniversitemiz olması lazım. Çünkü zaten yeni bir üniversite. Neyse 2. sene 74 bin oldu. Geçen sene yani 74 bindi sanırım. Bu sene 130 bin. KDV dahil 130 bin. Çoğu üniversiteden daha pahalı oldu bir anda. Medipol'ün ücretine baktım bu sene 90 bin. Medipol bile senden eski bir üniversite. Kusura bakmayın. Tamam eski olması iyi olduğu anlamına gelmez belki ama ne kadar iyi olursa olsun, bizim üniversitemizde ne kadar iyi olursa olsun bir anda bu kadar yüksek arttırım yapılmamalı ya. Ya da en azından o sırada o üniversitede okuyanlara yapılmamalı. Tamam yeni tercih edecek arkadaşlar zaten fiyatı görerek tercih ediyorlar deyip arttırabilirsin. Ama o okulda okuyan insanlar için bu kadar yüksek arttırım yapılmamalı. Biz bu yüzden itiraz edelim dedik. Bütün sınıf, işte 2. sınıflar, 3. sınıflar birbirine girdi. Ne yapalım, nasıl ödeyeceğiz, hadi dilekçe yazalım. Herkes dilekçe yazdı, gönderdi. Çünkü şöyle, diğer lisans bölümlerinde eski okuyan öğrencilere belli miktarda indirim yapmışlar. İşte %5, %10 indirim yapmışlar.
Çifte standart bu. Sen bunu hukuk fakültesine yapmıyorsun. Ama diğer bölümlerde eski yerleşen öğrenciler daha düşük ücretler ödeyecek. Bunun neresinde adalet arayalım biz? Yani bu mevzu maalesef birçok öğrenciyi, birçok aileyi çok büyük sıkıntıya sokacak. Bu konuda toplu dilekçeler gönderildi, rektörlüğe iletildi. En sonunda bir indirim yaptılar. Çok cüzi miktarda bir indirim. Hani sus payı verdiler resmen. 4000 TL'ye mi ne bir indirim yapıldı. Tamam, diğer bölümlerde de böyle düşük miktarda indirimler yapılmıştı ama hem onlara bu kadar düşük indirim yapılması hem de bizim fakültemize bu kadar düşük indirim yapılması saçma. Sen kendini köklü üniversitelerle kıyaslıyorsan, bu köklü üniversitelerle kıyaslayarak bir arttırım yapıyorsan, o zaman o köklü üniversitelerin yaptığı indirimleri de yap. İşte Bilkent bir önceki sene yerleşen öğrencisine %10'dan fazla indirim yapmış. Ben de dilekçe yazdım bu konuda okula. Bunu da belirttim. Tabii ki yapılmadı. Çok daha düşük miktarda bir indirim yapıldı. Benim de tam %50 ücretli okuyan, tercih bursu indirimi vesairesi olmayan bir arkadaşım var. Söyledim, hatta ona kızdı, bana okuldan gitmemi istiyorsun sen diye. Bizim okulda 62.000 TL ödeyecek. Ama mesela Medipol'de %50 burslu okusa orada 45.000 TL ödeyecek. Dedim ki yani niye 17.000 TL fazla ödeyesin? Medipol de iyi bir üniversite. Medipol'ün hocaları da çok iyi. Ben senin yerinde olsam bu kadar yüksek fiyat vereceğime, deniz hukuk alanında uzmanlaşmayı da düşünmüyorsun, derdim Medipol'e dedim. Sen benim gitmemi istiyorsun falan filan diye şakaya vurdu. Gitmez zaten, yine bizim üniversitemizde kalır büyük ihtimalle. Ama dediğim gibi ben onun yerinde olsaydım araştırırdım, bakardım. Medipol de iyi bir üniversite mi? Okey, ben gidiyorum Medipol'e. Niye kalayım Piri Reis'te? İşte bu tarz sıkıntılar var. Bunun haricinde bir de seçmeli ders sıkıntımız var bizim. Şimdi videonun ilk kısmında az öğrenci olmamız iyi demiştim. Ama aslında bunun kötü yanları da var. Az öğrenci olduğumuz için seçmeli ders de açmıyorlar. Açıyorlar ama bu zorunlu ders gibi oluyor. Her sene iki tane seçmeli ders alma hakkımız var. Yani almak zorundayız. Ve okul sadece iki tane seçmeli ders açıyor. Normalde diğer üniversitelerde olan uygulama, İşte 4 tane, 5 tane, 6 tane, artık kaç tane olursa seçmeli ders açılır. Öğrenciler bunlardan istediklerini seçerler ve o ikisini alırlar. Bizde sadece 2 tane açıyor. Yani adı seçmeli ders ama aslında zorunlu ders gibi oluyor. O ikisinden başka alacağın ders yok zaten. Bunun neresi seçmeli? Bununla ilgili de dilekçe yazdım. Bu dilekçelerden dolayı da artık arkadaşlarım dalga geçiyorlar. Dilekçe kadına çıkardılar adımı. Ama yapacak bir şey yok. Hakkımı böyle arayabiliyorum. Yani bu okulda hakkımı aramak için elimden gelen her konuda dilekçe yazmaya çalışıyorum. Maalesef hepsinde sonuç alamıyoruz ama yine de en azından yapılan haksızlığın farkına varmaları için dilekçe yazılmasını mantıklı buluyorum. Neyse, işte bu konuda dilekçe yazdım. Örneğin geçen dönem hukuk sosyolojisi ve felsefesi dersi yoktu. Bir üst sınıflar ikinci sınıfta bu dersi almamışlar. Çünkü bu ders açılmamış. Ama biz hukuk mesleklerine giriş sınavına gireceğiz. Ve ben açıp baktığımda hukuk mesleklerine giriş sınavında hukuk felsefesi ve sosyolojisi dersi de gözüküyor. Yani bu dersi de almamız gerekiyor. Çünkü hukuk mesleklerine giriş sınavında biz bu dersten de sorular çözeceğiz. Ben de bununla ilgili okula dilekçe yazdım. Dedim ki işte böyle böyle geçen seneki öğrenciler bu dersi almamışlar. O yüzden bizde de açılmayacağını düşündüğüm için bu dilekçeyi yazıyorum. Bu ders işte hukuk mesleklerine giriş sınavında var. Bu nedenle bu dersin de açılmasını talep ediyorum diye. Çok şükür ki bu sayede 3 tane ders açıldı. Yani normalde 2 ders açılıyordu. 2 dersi mecburen alıyorduk. Bu sefer 3 ders açıldı. Bu 3 dersten ikisini aldık biz. Bu derste de çok zorlanan arkadaşlar oldu. O yüzden bana işte senin yüzünden açıldı ya da senin yüzünden biz bu dersi aldık, keşke almasaydık diyenler de oldu. Ama ben pişman değilim. Ben sevdim bu dersi. Öyle dediğim gibi umarım seneye de yine en az 3-4 ders açarlar ve biz bunlar arasından seçim yaparız. Yine 2 ders açıp bize bunları almak zorundasınız demezler diye umuyorum. Sanırım kötü yanları daha uzun oldu. Zaten öyle bekliyordum. Şu an aklıma başka bir şey gelmiyor ama düşünsem eminim bulurum başka da. Bunlardan dolayı bazen bu okulu tercih ettiğime pişman oluyorum. Bunlar aşılır mı? Eğer okul üstüne düşerse, bizi dikkate alırlarsa aşılabilecek mevzular. İnşallah zamanla aşılır. İnşallah ileride tekrar bir video çekerim. Derim ki arkadaşlar ben böyle böyle demiştim ama şu an okulumuz bunların hepsini değiştirdi. İyi ki bu okulu tercih etmişim. Umarım bir gün bunu da söyleyebilirim. Ama şu an maalesef söyleyemiyorum.
Yani daha önce üniversite okuyan arkadaşlar izliyorlarsa ne demek istediğimi anlarlar. Ama ilk defa bir tercihte bulunacaksanız harf aralıkları sizin için çok bir anlam ifade etmiyor olabilir. Seçmeli derslerin fazlalığı sizin için bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ya da yaz okuluna ben zaten ders bırakmam, aman bir şey olmaz diyor da olabilirsiniz. Ama bunlar bence çok büyük sorunlar. Çünkü okula başladığı zaman hukuk fakültesi zaten öyle çok kolay bir bölüm değil. Bütün derslere aynı anda çalışıyorsunuz. Hepsini geçebilmek için ve hepsini öğrenebilmek için fazlasıyla okuma yapmanız gerekiyor. Bazen bazı derslere daha az vakit ayırıyorsunuz. O dersten daha düşük not alıyorsunuz. Daha düşük not alıyorsunuz derken bir şey daha aklıma geldi. Onu da söyleyeyim. Biz şartlı derslerimizde de yükseltme sınavına giremiyoruz. Yani şartlı dediğimde şu, FF ve F'de o dersten kaldığınızı gösteriyor. Şartlı ise okul sana diyor ki mezun olduğunda eğer 2 ortalamanın üstündeysen o derslerden geçtin sayacağım. Ama 2'nin altındaysan o şartlı derslerini tekrar almak zorundasın. Yani bu yüzden adı zaten şartlı geçme. O dönem sen o dersten DD aldıysan şartlı olarak geçiyorsun. Geçti sayılıyor. Yani o ders tekrar altına almana gerekmiyor. Ama okul sana yükseltme sınavına girme hakkı da vermiyor. Bu çoğu üniversitede böyle değil. Ben Kırklareli'de okurken biz şartlı bir not mu aldık? Bizim için de bütünleme sınav kağıdı çıkarıyorlardı. Sen gidip bütünleme sınavına girebiliyordun. Ben şartlı aldım da ben şartlıyla geçmek istemiyorum yani. Ben notumu yükseltmek istiyorum. Ama bizim okul bize böyle bir şans tanımıyor. Diyor ki şartlı aldıysan öyle kalacak o. Anca ortalamanın 2'nin altında olursa son sene gelirsin o dersi tekrar alırsın. Ama sırf ortalamanı yükseltmek istediğin için ben sana o dersi tekrar alma hakkı vermiyorum. O sınava tekrar giremezsin diyor. Biz okulunda da alamıyoruz, bütünlemesine de giremiyoruz, not yükseltme sınavı vesairesi de yok. Ama çoğu üniversitede dediğim gibi bu tercihe bağlıdır. Bu seçim hakkını öğrenciye tanırlar. Öğrenciye derler ki evet sen şartlı geçmişsin. İstersen gel notunu yükseltmek için tekrar sınava gir. Yok benim notum iyi böyle kalsın. Ben sınava girersem daha düşük alırım diyorsan da girme sınava. Bu notla geç. Ama bizim üniversitede maalesef böyle bir şansı yok. Bu yüzden de hepimiz çok pişman olduk. Keşke sınava hiç girmeseydim. Şartlı alacağıma dersten kalsaydım da bütünlemeye girme hakkım olsaydı vesaire diye. Bizim aklıma gelmişken bunu da söyleyeyim. İşte bu tarz sıkıntıları var üniversitenin. Dediğim gibi umuyorum ki bunlar en kısa zamanda çözülür. İnşallah bilgilendirici bir video olmuştur. Sorularınız olursa yine cevaplamaya çalışırım. Tercih dönemi başladı. Videoyu geç çektim ama belki bazı arkadaşlarımız izlerler. Üniversitemiz hakkında biraz fikir sahibi olmuş olurlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. O zaman klasik bir bitiş yapalım. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve diğer videolarımı da izlemek isterseniz abone olmayı unutmayın. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.